Evet sevgili arkadaşlar, profesyonel StarCraft maçına, bir profesyonel StarCraft maçına hoş geldiniz. DreamHack şeylerini, DreamHack Summer turnuvalarını cast ediyoruz. Şu anda Liquid Clam ve Showtime maçına bakıyoruz. Everdream'de gördüğümüz Terran arkadaş Clam ve sol alt köşede gördüğümüz arkadaş da Showtime, The Mauer. The Wall. Bu arkadaşın lakabı The Wall. Duvar diyorlar bu adama. Çünkü muazzam bir savunması var. İnanılmaz bir savunma yani. Şimdi bu şu anda izlediğimiz maç ön eleme gruplarından grup C'de bir maç. Yani hangi grup olduğu sizin için önemli değil ama ön eleme olduğunu düşünün. Finalle vesaire falan değil yani. Bunlar bildiğin puanlama usulü yapılan şeyler, maçlar. Şimdi Terran arkadaşlar, Protoss arkadaşlar heyecan içerisinde. Normal standart bir açılış görüyoruz. Bak Rax Expand şeyden de Showtime'da şimdi scout'unu yapıyoruz. Yaptığı scout'a göre Nexus First ya da Core First yapacak. Yani Nexus'u ilk koyacak, sonra Core'u yapacak ya da Core'u ilk başta yapacak. Şey yapacak. Şimdi bakıyor, geliyor. Neler yapıyor? Gördüğü şey standart bir build görüyor. O yüzden ne yaptığına şimdi bakacağız. My life for ire. Yiğit sen şey miydin? Protoss oyuncusu muydun? Evet, şimdi neler olduğuna bakıyoruz. İlk başta Core First açtı. Core First. İlk başta Core'unu koydu, ondan sonra Cybernetics Core'u koydu, ondan sonra Nexus koydu. Ama ikisi de expand ediyorlar. Şu anda Showtime uyuzluk yapıyor. Yapılır o. Normal bir şey yani. Toss forever diye. Evet sevgili arkadaşlar. Bu arada hatırlatmalarımızı yapalım. Hemen oyunu heyecanlanmadan. YouTube'daki videolara bakın. Bu bir seri halinde yapacağız bunu. Ve aynı zamanda twitch.tv/lambasedi'deyiz. Gelin. Takalım. Hafta içi her akşam buradayız. Takılıyoruz. Adept açılışı görüyoruz şu anda. Adept kronoluyor oluyor. Çünkü bu adept şeyi karşılayacak. Gelen Reaper'ı karşılayacak şimdi. Genelde Stalker açılır ama çünkü Stalker Reaper'a daha böyle zone out edebilir. Ama ve lakin Adept tercih etti. Showtime. Ama Showtime'ın defansına tabii laf yok yani. Demci hoş geldin. Selamlar. Selamlar. Hoş geldin. Şu anda profesyonel maçları cast ediyoruz. DreamHack turnuvasında yapılan maçlar. Clam vs. Showtime. Terran vs. Protoss. Terrancı arkadaşlar daha heyecanlı bizim chatimizde şu anda. Öyle olunca biraz Terran'ı izleyelim. Terran şey yapalım. Daha böyle heyecanlı. Terran bakalım ne yapacak falan. Şu anda bir tane hemen Helene başlattı. Hızlı bir şekilde Reaper Helene harass yapmaya çalışacak. Hemen Orbital gördün mü? Şimdi yapılan en büyük hatalardan bir tanesi şu. Ben biraz önce aynı muhabbeti yaptık videoyu başlatmadan önce. Düşük seviye arkadaşlar bu build'ları gördükleri zaman, ki yani absürt bir build da yapmıyor şu anda Clam. Normal bir build yapıyor. Bu build'ı gördükleri zaman hemen bu build'ı kopyalayalım diyorlar yani. Maru acayip 3 tane Marine'le acayip mikrolar yapıyor falan. Şimdi o arkadaşın build'ını sen o arkadaş kadar iyi olmadan o build'ı yaparsan o build senin için çöp oluyor. O yüzden buradan almaya çalışan benim şahsen de almaya çalıştığım şey build order değil. Hangi build hangi üniteyi yaptığı vesaire değil. Teknolojisini Twilight First koydu. Sonra da Robotics Facility koydu. Şimdi Twilight First'ü Clam gördü mü? Benim sorunum o. Onu görmedi. Görseydi bir tık daha farklı bir tepki verirdi diye tahmin ediyorum. Çünkü Twilight Council birkaç tane farklı şeyi aynı anda ortaya çıkartıyor. Blink Stalker olabilir, Chargelot olabilir, DT olabilir. Ama şu robo'yu gördüğü için bunu tahmin ediyor. Ya Stargate olacak ya robo olacak yani. Ama Stargate ünitesi için çok geç şu anda. Oracle gelmedi buraya. Dolayısıyla Twilight'ı tahmin ediyordur diye tahmin ediyorum. Güzel bir cümle oldu. Evet sevgili dostlar, şu anda Showtime ve Liquid Clam'in maçlarını izliyoruz. Şu anda 0-0 ilk maç olduğunu tahmin ediyorum. Şeyde yazmamışlar. Grup maçlarında hangi
harita hangi sırada oynamışlar yazmamışlar. O yüzden bak üretim binasını görüyor musun? 1, 3 yaptı. Sonra 2 tane daha koyacak daha sonra. 3. Command Center'ını hemen yapmadı. 3. Command Center'dan sonra 2 tane daha barracks koyacak. 5 barracks yapacak. Bayo gidecek gördüğümüz üzere. Bana değiştiriyor. Hemen şuradan Steam ya da Combat Shield'ı açacak. Steam başlattı hemen. Hiçbir şey durmuyor. Bir tek şu duruyor şu anda. Ona da gelecek. Buradan da Combat Shield'ı başlatacağım mı? Başlatmadı. Marauder başlıyor. Okey. Concussive Shield'ı daha almamış. Daha anca alacak. Şu anda bir Marine Tank push'u gidiyor. Bu Marine Tank push'u şey olmadığı için, Steam olmadığı için çok medevake gerek yok. Şu anda sadece ince bir push. Şu anda Showtime'da bak ne defansın güzelliği. Showtime bunu şu anda haritanın ortasında defend ediyor. Ortasında karşılıyor bunu. Anladın mı? Bu çok muazzam bir şey. Çünkü posture çok önemli bir şey StarCraft'ta. Yani nerede, yani posture, anladın mı? Bu şey yapmak yani. Dayılanma mı diyeyim yani? Hani bak biz de boş değiliz kafaları yani. Anladın mı? O çok önemli. Çünkü bak bunu, bu push şu anda, bu pressure, bu baskı şurada olsaydı çok daha farklı bir senaryo görürdük. Bu tanklar buraya vurabilseydi çok daha farklı bir senaryo görürdük. Ama Showtime haritanın ortasında kendini göstererek şey yaptı. Bunu engelledi. Aynı zamanda burada Banshee Pressure'ı vardı. Bu Banshee Pressure'ını gördü ve engelledi. Üçüncü Command Center geliyor. Üçüncü Command Center gelene kadar her yerde üretim. Öttüre öttüre üretim yapılıyor. Şimdi bu adamlar senin benim gibi ladder'da ladder köylüsü değiller. Tamam mı? O yüzden böyle supply block vesaire falan göremezsin bunlarda. Tık 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 tık. Çünkü bu adamların bir de mesaisi bu. O da ayrı bir kafa yani, anladın mı? Biz burada kanalda muhabbetini yaptık daha önceden. Pro gamer olma şeyleri. Pro gamer olma muhabbetleri. Pro gamer dışarıdan kulağa çok güzel geliyor. Tamam mı? Ama ben şu anda şu profesyonel observer şeyine bir alayım. Hah, tamam. Bu takılsın şimdi, bize gösterir. Biz sadece muhabbetini yapalım. Şimdi ben minimap'e bakarsan aynen push geliyor. Tanksız bir şekilde geliyor bu push. Marauder push'u. Bu arkadaş da şöyle bir zealot haras yapacak. Charge'ı var mı? Bakalım. Yok. Ha, var. Var. Charge'ı var. Güzel bir push. Clan buna nasıl tepki veriyor? İki yerde aynı anda şey oluyor şu anda aktif. İşte bak yani, anladın mı? Bu ayrı bir şey yani. Bu hareketleri yapmak hiç kolay bir şey değil. Şu anda izlediğimiz kadar. Birazcık müzik patladı galiba. Müziği birazcık kısacağım. Şöyle bir geriye alsam müziği. Biolord selamlar, hoş geldin. Hoş geldin. Bence önemli o ya. Çünkü kaç ünitesi falan olduğunu bilmek, ona göre oynamak güzel oluyor. Evet. Tahminini tahmin ettik, müzik fazla. Evet, şu anda Clem Maru olmaya çalışıyor. Böyle bir push'ta şu anda yürü koç. Medevekler oldu. Blink edecek tepemize diye. Tanklara doğru koşturmaya başlıyor. Koşturmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda Concussive Shell'i çok geç aldı. Ama şu anda bak ya, bak paraya bakar mısın yani? 200'ü aşmıyor bu para yani. İnanılmaz bir şey ya. Sürekli bir harcama ve sürekli getirme var. Aynı zamanda SCV count'u 51. 51 tane SCV count'u var. Şeyin 63 tane var. Probe'u. SCV üretimi yavaş şu anda Clem'in. İnce bir Clock Banshee harası görüyoruz. Var mı şeyi? Var. Observer geliyor. Observer geldiği zaman pıt diye şeyler. Ama şu anda 5 tane 6 tane şey gitmiş durumda. 7 tane probe. Banshee'yi kaybetmeye değer mi? Bence değer. Oyunun vaktine göre konuşuyorum. Aynı zamanda Showtime'dan bir şeyin Clem'in 3. base'ine bir tane push geldi. Ama çok da ağır bir push değil. Aslında daha pushlardı yani. Daha devam ederdi. Ama galiba video mine'lardan mı korktu? Şeyi yok galiba şu anda burada. Ha, var. Şimdi mi geldi acaba bu? Emin değilim neler olduğuna dair. Bu arada bir bakalım bir şeye. Bak şu anda Clem'in gözünden görüyoruz. Gel. Gel bak, Clem neye bakıyorsa ona bakıyoruz şu anda. Bak farkında. Her şeyin farkında. Anladın mı ya? Buna şey yakalanmak diye bir şey yok.
Şu anda 5 tane şey kaybetti. Showtime bastırıyor orada. Aynı zamanda iki yerden bastırıyor. Şu anda Clem neye bakıyorsa biz de ona bakıyoruz. Doğal extension yani ikinci base ile üçüncü base arasına atak yapmak çok mantıklı bir şey. Eğer ki yeneceğini düşünüyorsan çünkü ordusunu ikiye bölmüş oluyorsun yani. Ama bu aynı zamanda şeye de denk geliyor yani. İki ayrı kanattan dövüşmen gerekiyor ya da denk geliyor. O yüzden Clem'in başı belada şu anda. Çok baş ağrıtıcı bir şey bak bu proların o gözünden oynamak çok şey bir şey yani hani bir sahneye baktığı zaman bak bir screen'de durarak yani 1-2 saniyeye geçmiyor. Sürekli başka yerlere bakıyor. Showtime'dan çok kral pressure'lar görüyoruz. İki tane hem aşağıdan hem yukarıdan baskı yapıyor. Şey çok Clem çok SCV kaybetti. Çok SCV, çok worker kaybı. 44 tane worker var, şu anda 65 worker var. Clem'in ya şey yapması gerekiyordu, ya çok hasar vermesi gerekiyordu, ya da söyle şunu, ya da GG yapması gerekiyordu. Yani. Çünkü yani bu şekilde devam ederse 15 tane vesaire falan şeyle söyle şunu, worker farkıyla oyun tabii ki kazanılmaz yani. Şimdi Showtime birinci şeyi alıyor. Birinci oyunu alıyor. İkinci oyunumuz Golden Wall'da. Golden Wall çok pislik bir harita yani. Hani Golden Wall hoş bir harita değil. Hoş bir harita değil. Ama veto etmemişler. Acaba hangisi? Galiba Protoss'lar için daha tatlı bu Golden Wall şeyi. Tahmin ediyorum bu Showtime'ın seçeneğidir Golden Wall ama... Evet şu anda Clem Showtime 1-0 öndeler. Golden Wall'un sol alt köşesinde gördüğümüz Terran Clem. Bak size bir de caster girişi de yapayım mı? Ve sağ alt köşede gördüğümüz Dimauer. Alman Protoss Showtime. Şu anda Showtime 1-0 önde gidiyor. Bakalım bu maçta neler göreceğiz. Şimdi Golden Wall'un en pislik taraflarından bir tanesi işte şu wall'lar yani. Atıyorum buradan Blinkstalker'la pat diye girmek mümkün. Buradan Blinkstalker'la pat diye girmek mümkün. Aynı zamanda bu tarafta da Terran için söylüyorum. Şuraya iki tane tank koyduğun zaman şuraya. Eğer ki buraya abanmışsa şeyleri production binalarını. Şuraya iki tane tank, iki tane medevac buradan şuradan. Çok rahat bir yani şu duvarı kullanabiliyorsun. O yüzden bu haritada ne tarafta oynayacakları çok önemli. Yani o duvarın üstünde mi oynayacaklar, altında mı oynayacak? Oyun nereden gidecek belli değil yani. Minimap'a bakarsan görürsün. Şurada bir şeyle, duvarla ayrılmış durumda bu haritada. Bu duvarda da golden patch'ler var. Bu gold patch'ler iki kat mineraller veriyor. Aynı zamanda yani o yüzden bir şey yaparsa, birisi bunu alırsa diğeri ya ona hemen karşılık vermek zorunda. Ya deny etmeli. Oradaki base'ini patlatma ya da kendisi de hemen o şeyi almalı. Şimdi normal bir Reaper Expand görüyoruz. Söyle şunu, Clem'de Expand etmeye çalışıyor. Showtime. Benim kafalar gidiyor geliyor ya. Yani. Nereye gidiyor hiç bilmiyorum yani. Şimdi bir bunker geliyor. Bu panikletme bu amaç şu anda. Anladığım kadar. Çünkü bir şeyi yok. Proxy durumu yok. Proxy Barrax durumu yok. Ama şu anda şey nerede? Reaper nerede? Reaper burada geliyor. Reaper geldiğinde içine böyle pat diye dalabilsin diye yapılan bir şey. Adamlar bir adamını bile öldürmemeye dikkat ediyorlar. Doğru. Ama bu arkadaşların seviyesinde çok önemli bir tane şeyi kaybetmek. Ama ben mesela ben Makrom eğer ölecekse, Makrom tehlikeye girecekse ben bu adamı feda ederim Makrom için. Çünkü bana Makrom'un getirisi daha fazla. O bir tane üniteden. Ama bu arkadaşlar ikisi de cayır cayır makro yaptığı için yani her bir tane bile adam önemli yani. Bir tane bile ünite çok önemli. Bu baktığımız şu anda ikinci maç.
Ama sırasını bilmiyorum. Grup maçlarında replay packlerinde şeyi vermemişler. Maç sırasını vermemiş. Playoff'larda veriyorlar maç sırasını. Biliyoruz hangi maçı ne zaman oynadı. Ben upload edilme zamanına göre şey yaptım. Baktım. Bu ikinciymiş. Herhalde ikinci maçtı. Fark etmez demiş. Dert değil yani. Yani şöyle fark etmez. Bazı şeylerde mesela şey oluyor. İlk maçı eğer ki kaybedersen ya da eğer ki çok böyle dominasyon bir şekilde alırsan ikinci maçta mesela şey yapıyor. Turnuvada cheese yapabiliyorlar mesela. Ondan dolayı cheese yapıyor. Yani şu anda mesela Clem 1-0 geride şu anda. Keşke bak o skorları yazabilseydik. Ben WCS overlay'ini kullanmıyorum ama o overlay'in bir avantajı buymuş. Clem 1-0 geride olmasına rağmen şu anda geride olmasından ötürü şu anda cheese yapması mesela çok anlamsız. Çünkü cheese riskli bir şey. Cheese'i savunursa yalan olacaksın yani. Şu anda Raven açtı şey. Clem neden Raven açtı onu merak ediyorum. Ha şeyi gördü galiba. Twilight'ı gördü. Twilight'ı gördükten sonra Robo'yu görmedi. Öyle olunca dedi ki DT olabilir dedi büyük ihtimal. Şu anda Observer'ın gözünden görüyoruz. WCS Observer'ın galiba bio gidecek anladığım kadarıyla. Bir tane daha Barracks gördük. O Factory'de şey yapacak mı? Addon yapacak mı? Plus One'ını başlattı. Marauder'lar başladı. Yani burada işte Twilight'ı okumak çok önemli oluyor. Terran arkadaşlar için yani Twilight'ı okumak, Twilight'tan çıkacak şey Stalker Blink ise Marauder çok önemli. Çok sağlam bir seçim. Diğer türlü Adept ise mesela şey daha mantıklı olabilir. Marine daha mantıklı olabilir Combat Shield'lı. Neye abanacağın karşıdaki protosu ne kadar okuyabildiğine göre değişiyor. Charge Lat'lar da geliyor. Ama şimdi Charge Lat'lar neyin çözümü? Yani onun için yapmıyor Charge Lat'ı da. Charge Lat'lar tankın mesela karşıdaki arkadaş, Terran arkadaş çok tankla gelirse bunun çözümü Charge Lat. Charge Lat dedim. Charge upgrade'i olan Zealot'lar demeye çalışıyorum. Şimdi bir tane Immortal geliyor. Armor upgrade'ini yapıyor. Armor upgrade'i protossçular için armor upgrade'i bio'ya karşı oynuyorsanız mantıklı bir şey. Aynı zamanda mesela Zerg'ler de şey yapıyorsa, Zerg'lerde de mesela ben Zerg oyuncusuyum. Karşımdaki Terran bio yapıyorsa hemen Carapace upgrade'imi alırım. Armor'ını şey yaparım. Burada bir Gateway Explosion görüyoruz şu anda. Gateway patlaması. Bu normaldir. 6. dakikada Protoss'un üretimi bir anda böyle ayağa kalkar. Terran'da bunun olmayışının nedeni reaktör teklap muhabbetleri. Şimdi ufak bir şey geliyor. Baskı geliyor. Steampack'le Plasman bitti. Medivac yok. Değil mi? Medivac varmış geliyor. Stalker! Bu şeyler çok komik geliyor bana ya. Böyle yani birazcık pressure yapıyorsa ondan sonra böyle koşturuyorsun ya geri geri. Böyle. Evet güzel bir spread'i var Showtime. Showtime inanılmaz bir defans ya. Adama gerçekten bu şey çok önemli. Defans yani çok muazzam bir defansı var. Yalnız bak bu şey sıkıntılı bir mevzu. Zealot'larla gidip ondan sonra Zealot'ları yürüyerek geri çekmek çok acayip bir şey Terran'la karşı. Çünkü 2 tane 3 tane oto atak veriyorsun şeye Marine'lere. Zealot'ları geriye doğru çektiğin zaman. Yani Zealot'la Charge Lat'lar gittiği zaman bırakıp gitmekte fayda var gibi hissediyorum ben. Tabii Showtime yaptıysa bir bildiği vardır da. Benim evet yani söylediğim bu arada aklınızda olsun yani. Ben şu an Diamond League oyuncusuyum ya. Ben kimim ki yani bu arkadaşların yaptığı şeyleri yorumlayacağız. Sadece anlamaya çalışıyorum. Yapabildiğim kadar yorumlamaya çalışıyorum yani. Yoksa bu arkadaşların bildiği tabii ki yani benden çok çok daha öte. Ben onların davranışlarını şey yapamayabilirim bile yani. Bak şu anda bir tane main'e drop geliyor ama Observer ile gördü. Observer placement yerleştirme çok iyi. Aynı zamanda Protoss'un 3. base'ine bir baskı geldi. Auto turret koydu minerale. Bu auto turret yanında auto turret'ı şu anda koyduğu zaman yanında bir tane bile ünite olması çok önemli. Yani Stalker vesaire olması çok önemli. Çünkü
Ha, bir pause yaşanmış galiba. Bu pause'lar, bu oyunu durdurmalar replay'lerde bir şey olmuyor. Sadece yazıları görürüz yani. Şey diyordum. Çünkü AI, yani şeyin artificial intelligence'ı kime saldıracak? Yani ototorati koydun. Ototorat kime vuracak şimdi? Çünkü sen vur demiyorsun. Otomatik olarak birini tercih ediyor. Problar atak... Ooo! Bir doom drop geliyor şeye. Main'e. Bu biraz bayağı yolo bir hamle ama. Yani çok rahat temizledi Showtime şu anda bunu ya. Bayağı böyle yolo taran diye girdi. Şu anda Clem baskı kurmaya çalışıyor ama çok da bir acayip bir baskı kurabildiğini söyleyemeyiz yani. Zaten supply'da da gör. Yaptığı şeyin hatasını supply'dan anla yani. Supply farkından anla. Şunu söylüyordum. Raven'la şey koyduğun zaman problar saldırgan olmadıkları için, bak bu ototarıt en yakında şey olduğu için probu tercih edecek. Ama yanına bir ünite geldiği zaman, o zaman o üniteyi öldürmek daha önemli olacak onun için probdan. Eğer ki ototarıtı bildiğin elle seçip attack yapmıyorsa, focus fire yapmıyorsa şeye, direkt proba saldır demiyorsa ototarıtı. O yüzden en azından bir tane bile ünite olması çok önemli Mineral Line'da. Çünkü AI için, Artificial Intelligence için, yapay zekası için o daha öncelikli oluyor probdan. Dolayısıyla prob kaybetmiyorsun, o üniteyi kaybediyor. Birazcık da vakit kazanmış oluyorsun yani. Tamam abi, vurduk kaçtın yeter yapıyordur. Evet bak, şu anda Golden bu altın şeyi almaya çalıştı. Ama Showtime buradaki şeye para verdiği için direkt ben de şey yapamam dedi. Ben de burayı alamam dedi. Satranç bu ya. Ben de burayı alamam dedi. Ben burayı alamazsam sen de alamazsın dedi. Ya benim olacaksın ya toprağın dedi. Toprağım dedi. Ben alamazsam sen de alamazsın dedi. Showtime şu anda gayet iyi yani. Clem şu anda çikini oynuyor. Üzgünüm. Çok ateşli oynuyor yani, anladın mı? Bir sakin ol. Bir yani Showtime'ın şeyi, Showtime'ın şu an bu supply farkı sakinliği yani, anladın mı? Sakin. Yerinde mantıklı baskılar kuruyor. Mantıklı olmayan baskıya uğraşmıyor yani. Şu anda Showtime buradan drop yapmaya uğraşır mıydı? Uğraşırdı. Bir tane şeye bakardı yani. Parası da var. Bir tane War Prism'e bakardı. Şuraya bir War Prism açıp Zealot'lar koymak yani. Yapamaz mıydı? Yapardı. Yeterince multitask'i de var. Ama sakin. Oraya verecek şeyi yok. Oraya yatırım yapmak istemiyor. Daha önemli bir yatırımı var şu anda. Ne? Önde olduğunun farkında. Anladın mı? Bir tık bir önde olduğunun farkında. O korumak istiyor o şeyi yani. Avantajını. Birazcık öndeysen ne istersin StarCraft'ta? Biraz daha önde olmak istersin. Anladın mı? Dolayısıyla şu andaki Ghost'lar da bu arada, birazdan duydunuz mu bilmiyorum, snipe sesleri geldi. Ghost'lar şeyleri, Templar'ları zone out etmeye çalışıyorlar. Ne demek? Uzak tutmaya çalışıyorlar ki storm yemesinler. Şeyler, Templar'lar storm etmek için yaklaştıkları zaman ya şey yapacak, ya EMP koyacak Ghost ya da snipe çakacak. Snipe'ı Arkonlara vesaire çakamaz çünkü biyolojik değil. Snipe dediğimiz ne bu arada? Focus Fire miydi? Neydi onun ismi? Şu steady targeting. Birazcık bekliyor. 1.43 seconds bekliyor, 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 bekliyor. Bir koyuyor. 170 damage. Şu anda Showtime'da 4. base'ini almaya çalışıyor. Clem de diyor ki sen bana izin vermedin. Ben de sana izin vermeyeceğim. O base inecek aşağı diyor. Buraya bir observer yerleştirmemesi beni şaşırttı yani. Recall gelecek mi? Bak Zealot'ları gönderdi. Dedi ki abanın arkadaşlar. Zealot'ları gönderdi, şeyleri geri çekiyor. Ah, recall geldi. Dördüncü base'i aldırtmam dedi. Aynı zamanda Clem'in üçüncü base'inde charge'lar var. Yardırıyorlar. 11 tane, 12 tane, 13 tane, 14 dedi. Var mı? 15 dedi. Cayır cayır CV kaybediyor yine Clem. 17 dedi, 18, 19, minimap'a bak. Gidiyor. Hem burada yeniliyor hem de SCV kaybediyor. Şu anda oyunu bayağı kaybetmek üzere.
18 tane SCV kaybetti Clamp. Geçmiş olsun. 45 tane SCV'si var şu anda. 64. Bir önceki oyunun birebir aynı senaryosuna geldi. Upgrade'ler bakımından da şu anda 1-2 upgrade'i var Showtime'ın. 1 atak, 2 armor. Şeyin de Clam'in de 2'ye 1 upgrade'i var. Bu da sıkıntı. Neden sıkıntı? Şu anda çünkü upgrade bakımından baktığın zaman Clam'in daha agresif olması gerekiyor. O upgrade'in işe yaraması için. Ama velakin Showtime'ın da 2 armor'ı var yani, anladın mı? O yüzden Clam'in toparlaması çok zor yani. Ama diyor ki ben yaparım bunu diyor. Dördüncü base'imi orada da alırım. Bu arada farkında mısınız bilmiyorum. İkisi böyle bir gentleman's agreement gibi yani bir görünmez bir anlaşma yapmış durumdalar. İkisi de aşağıya hiç dokunmuyor. Bu duvarın alt tarafına hiç dokunmuyorlar şu anda. Bir noktada olay oraya taşabilir. Ama şu anda alan çok büyük olduğu için yukarıda. Üstteki alan çok büyük. Savunması çok zor. Yani aşağıya bir daha açıldığın zaman sıkıntı. Bu pozisyon çok iyi bir pozisyon değil Showtime için savaşmak açısından. Çünkü çok clamped yani, anladın mı? Çok böyle birbirine girmiş durumda. Clam'in savunması için bayağı bir arc yapacak yeri var yani. Üstüne high ground'u da var burada. Ben bu şuradan ghostlarla EMP beklerim. Lütfen buraya ghost çıkar, EMP yap şuraya. Çünkü EMP yaptığı zaman şöyle şey oluyor. Hem Templar'ların enerji... Ama snipe! İşte bu! İşte bu! Çünkü hem EMP yapar, şey yapar, enerjisini alır. Hem de EMP yaptığı zaman normal ünitelerin shield'ları gidiyor. Anladın mı? Bildiğin şu shield var ya, Protoss'ların mavi. Bir de açık mavi var. Açık mavi olan HP. Normal hit point yani. Ama bir de shield var. Ghost'lar şey yaptığı zaman, EMP attığı zaman shield'ları da bitiyor. Yani inanın, bak vurdu. O vurduğu yerdeki şeyler, shield'lar gitti. Aynı zamanda EMP şeyin de Templar'ın da enerjisi gitti. Oo, Showtime'dan şu anda bir backstab geliyor. Yine 5 tane SCV. Çok fazla SCV. Main'e drop yapmak artık bu 15. dakikada çok mantıklı değil. Çünkü main'in şeyleri bitmiş durumda zaten. Kaynakları bitmiş durumda. Zaten tükendi yani. Oo, yanlış zaman. Main'in kaynakları tükenmiş durumda. O yüzden çok kaynak açısından ekonomik bir hasar değil bu. Bu şu anda şey hasarı, dikkatini dağıtıyor ve savunmak zorunda. Çünkü 5 tane zealot, 5 tane zealot tamam, çok sinek gibi bir şey ama can sıkar yani. Sonuçta attention harcıyor oraya yani. Şu ne şu? Ha, burayı merak şey yapıyor. Hem engellemek istiyor hem de haberi olacak şey olduğu zaman. Orayı almaya çalıştığı zaman. Evet, şu anda Showtime diyor ki forward base çok iyi bir şey yani. Bu şu anda o kadar güzel bir şey ki yani. Normalde sen ben olsak ladder'da bu base'i alacağına, anladım, tehlikeli bir mekan çünkü burası. Bu base'i alacağına gider aşağıdaki base'i alırsın korkundan. Ha, adam diyor ki ben bu base'i alayım ki hem ordumla savunabileyim hem de savaş alanı, yani benim ordum zaten burada olacak yani. İkiye bölmeye gerek kalmayacak yani. Çok tatlı storm'du onlar bu arada. Bu denk geldi ama iyi denk geldi yani. Tam ghostlara denk geldi. Ghostlar da... Uf, EMP'leri gördün mü? Ama dur. EMP'ler bak, shield'lar bak. Hiçbirinin shield'ı yok şu anda. İnanılmaz güzel bir şey yaptı. Clement acayip işine yaradı bu şu anda. Ki zaten supply'dan anla bak. Clement inanılmaz işe yaradı. Neden? Hem ordusunu deflect etti hem de şunu deny edecek şimdi. Artık engelleyecek onu. Şeylerin korkulu rüyası, Protoss'ların korkulu rüyası ghostlar yani, eğer düzgün kullanırsan. Burada başı boşuna bir tane Templar takılmış yani. Bak şu anda deny edemedi de bak. Oo, Clem'den bir hamle geldi. Observer hala farkında değil galiba bu hamlenin ama. Observer evet. Clam diyor ki bir drop'umu yaparım ben diyor. Bir drop'umuz var diyor yani. Çok kritik bir nokta değil. Hani ama aynı hikaye yani, anladın mı? Warp Prism muhabbetiyle aynı hikaye. Yalnız şu anda 3. base. Bu şu anda Clam'in 3. base'i. Şeyde 4. base'ini deny ediyor. Şu minimap'tan bak.
şu anda harita üzerinde 3-4 tane şey aynı anda oluyor. O yüzden pro maçları işte ladder maçına benzemiyor yani, anladın? Şimdi bu kadar arkadaşı recall etti. Çünkü artık iki tane base'ini deny edeceğim ben dedi yani, anladın mı? Bir tane base'ini deny ettim. Natural'ını patlattım. Natural expansion'ını patlattım. Üçüncü base'ini de deny edeceğim dedi. Şortan dedi ki o kadar uzun boylu değil dedi. Ama ve lakin diğer tarafta gördüğümüz üzere Showtime şu anda bak burayı deny etmiş. Şu anda Showtime burayı savunmaya çalışıyor ama çok zor. Çok zor. Clem'den çok şey bir hareket yani, hani çok yol abi, bu garip bir şey yani, anladın mı? Bunu yorumlamak da çok zor bir şey yani, anladın mı? Böyle bir base trade yani, Terran'la base trade yapılmaz şeyinin tanımının işte baktı oraya şeyi var mı diye, aldı mı acaba orayı diye. Yok, şu anda biliyor kaç base olduğunu. Şu anda Showtime'i 2 base'e indirdi. 2 base bile değil, 1 base. Çünkü bu zaten bitti zaten. Mineralli falan yok burada, gaz da yok. O yüzden şu anda Showtime'ın 1 base ekonomisi var, 1 base'lik. Ama sıkıntı şu anda GG'yi out etmemesinin nedeni Showtime'ın Clem'in de öyle olması. Bak Clem'de main yok. Sadece natural expansion'dan şey yapıyor. Natural expansion bitmiş durumda zaten. Mineral kalmadı burada da. Anladın mı? Dolayısıyla onda da ekonomi çok iyi değil. İkisinin de parası yok. Güzel snipe'lar geldi. Ghost'lar EMP kovalıyor. Şu anda yani 3 çeşit splash damage'i var Protoss'un şu an elinde. Colossus'u var. Abi bir tane Liberator, ilginç. Yani buradaki base'i deny ederse şu anda tek base'i bu burada. Tek parasının para gelen yer burası. Burayı izin vermezse para gelmiyor Showtime'a şu anda yani. Bakar mısın? Girdiye bak. Ya 41 tane Harvester var ama engellemiş durumda yani. Showtime hiçbir şey üretemiyor. Ama splash damage'ı var. Showtime'ın elindeki silaha 3 tane splash damage'ı var. Archon'lar splash vuruyor. Colossus'lar splash vuruyor. Bir de şey... söyle şunu. Templar'lar storm splash vuruyor. Splash ne demek? Birden fazla. Aha! Clem dedi ki biz burada takılırken acı ben gold base'i alırım dedi. Bak buradan şu anda öttüre öttüre para geliyor. Bir de Mule çakar şimdi oraya. Çılgınlar gibi para geliyor şu anda Clem'e. Bak farka bak. Ki şey olmasına rağmen bak 10 tane Harvester az olmasına rağmen şu anda Showtime'da şey üstünlüğü, işçi üstünlüğü Showtime'da, ona rağmen gelen mineral şeyine bak yani. Ki Mule'da atmıştır diye tahmin ediyorum. Atmamış mı? Atmamış. Çünkü scan'e kullanıyor onu. Şey Command Center'ın enerjisini. Şu anda üstünlük Clem'de. Clem bunun farkında mı? Farkında. Çünkü neden farkında? Burayı almadığını biliyor. Bak şu anda scan de yaptı. Burayı almadı. Burayı almadığını biliyor. Burayı almadığı için şu anda Clem diyor ki bu adam bir tane base'den para geliyor buna diyor. Anladın mı? Şu anda ama Clem'de öyle değil. Clem'de iki yerden para geliyor. Hem buradan para geliyor hem buradan geliyor. Hatta doğalda da birazcık gaz geliyor. Çok dert değil. İki yerden para geliyor. Dolayısıyla Clem ne yapacak? Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Clem yatsın, yatsın takılsın. Anladın mı? Clem şu anda çünkü gitgide Clem daha üstün hale geliyor. Şu anda yani üstünlüğü var. Showtime engelleyemiyor bunun şey üstünlüğünü. Çok para kazanıyor şu anda Clem. İki kat daha fazla. Ve bu fark da şeye yansıyor tabii ki yani. Ne üretebildiğine yansıyor. Ne üretebildiğin zaman da tabii ki üzerinden yürüyorsun, geçiyorsun yani. Evet. Showtime Clem 1-1 dedi. Clem yani Showtime ilk başta oyundaki üstünlüğünü şey yapamadı, koruyamadı. Clem çok böyle ateşli oynadı. Ateşli cayır cayır böyle şey yaptı. Orada birazcık geriye düştü. Ama sonradan toparladı. Şimdi bu bildiğiniz gibi best of 3 bu. Yani 3 maçın en iyisi. Şu anda 1-1 durumda. Bu maçı alan kazanacak. Bakalım neler olacak. Şu anda Pillars of Gold. Benim en sevdiğim haritalardan bir tanesi daha geldi. Bir Golden Wall, bir Pillars of Gold. Hastasıyız yani. Ben de galiba sadece o ikisi vetolu şu anda şeyde. Evet, Pillars of Gold'un
sağ üst köşesinde gördüğümüz Terran Fransız olması lazım. Clem. Ve sol alt köşede gördüğümüz Protoss'umuz da Alman Showtime arkadaşımız. Dimauer. Bir bir üstünlük şey yapıyor. Şimdi Pillars of Gold da sinir bozucu. Neden sinir bozucu? Çok geniş alanı var. Ben çok acayip şey yapıyorum. Çünkü ben çok üst seviye bir oyuncu değilim. Ben Diamond League oyuncusuyum. Ve Diamond League'de de çok haras dönüyor yani. Sürekli böyle droplar muroplar havada uçuşuyor. Burası savunmak çok zor yani, anladın mı? Üçüncü base'i ya burayı alacaksın ya burayı alacaksın. Ve yani şu açıklığa bakar mısın yani, anladın mı? Nasıl savunacaksın burayı yani? Ve buradan direkt ulaşımı var main base'e yani. Dolayısıyla çok büyük bir harita. Her şey olabilir yani. Protoss da çünkü haras oyunu oynamak Protoss için de güzel. Terran için de haras oyunu şey bir oyun yani. Zerg'de haras yapmak daha zor. Abi ya Tunnel'ın Close yapacaksın ya işte Nidus'a gideceksin ya işte Bane droplar falan. Daha zor. Daha zor. Terran ve Protoss'un mekanikleri haras yapmaya daha müsait. İnce bir şey göreceğiz. Proxy göreceğiz anladığım kadarıyla. Benim profesyonel maçları izlerken hep şeyim, iki şeyde çok fixler benim gözüm. Bir production line, production tab, bir de minimap. Minimap'te çok şey oluyor yani. Minimap'te anladın mı? Muazzam şey oluyor yani. 2-3 tane şey bir anda olduğu için bu arkadaşların şeyleri. Bak bu arada oyunun başında Clem nelere bakıyormuş bakalım. Clem'in gözünden görüyoruz. Şu anda bir tane factory şey görüyoruz. Proxy. Proxy neden yapılır? Hızlı ulaşım için yapılır. Ya da saklamak için yapılır. Ama bu şeyde, bu safhada saklamak diye bir şey yok. Factory'nin nesini saklayacaksın? Factory yapacaksın çok aşikar yani. Ama söyle şunu, factory yapmazsan teknoloji tree, teknoloji ağacında geri kalacaksın demeye çalışıyorum. Bu Protoss'un cyber core yapmaması gibi bir şey yani. Ya da Zerg'ün layer yapmaması gibi bir şey. O saklamak değil, hızlı ulaşım. Yani ürettiği ünite bütün haritayı koşmasın, şuradan direkt pıt diye hemen şimdi buraya varabilsin diye yani, anladın? O bir tane daha geldi. Starport'u da buraya yapıyor. Bütün teknolojiyi ben diyor orada yapacağım. Hey yavrum hey. Şu anda Showtime'da bir adept açılışı yaptı. Teknoloji olarak robosunu koydu. Robotics Facility. Robotics Facility'den açılan teknolojiler neler? İşte Warp Prism açılıyor, Immortal açılıyor falan filan. Eğer ki bir Protoss şeyi Robotics Facility'yi ilk olarak teknoloji olarak robo koyuyorsa büyük ihtimal Immortal açacaktır. Twilight ondan sonra robo yapacaksa o zaman haras based. Robotics Facility'den Warp Prism çıkartacak demektir o. Şeyden de Twilight'ten de işte Charge'latıdır, DT'sidir, Blink'idir neyse onu alacak. Ya da Adept, Glaives Adept de olur. Haras yani. Bir diğer tabii ki Tech Path. Şu anda gittiği Tech Path şeyin. Clem'in. Özür dilerim Showtime'ın. O da Robotics Bay. Robotics Bay'i niye yaparsın? Ya Colossus ya Disruptor. Genel olarak Terran'a karşı oynuyorsa Protoss'lar bir tane Widowmine drop mu? Şey drop. Hellion drop geldi. İşte proxy yapınca çok kısa sürede pat diye verdi, vurdu bunu yani. 8 tane probunu öldürdü. 10 dedi. Oh. 12 dedi. Aman. Çok büyük bir hasar bu. Bak sadece bu hasar için bu hareketi yaptı. Şu anda minimap'e bak. Minimap'e görüyor musun? Minimap'e bak. Şeyleri geri çekiyor şu anda. Sadece bu hasar için 19 dedi. 19. 20. Woo! Bu yani oyunun şu safhasında game ending damage. Şu anda yani bu oyun bitirici bir hasar bu yani, anladın mı? 15 probe fark olması şu anda, 15 işçi fark olması bayağı bir hasar. Büyük bir hasar. Dolayısıyla şimdi Clem'in birkaç tane tercihi var. Ya
süper gri'de oynayacağım ben diyecek. Süper açgözlü oynayacağım. Arayı kapatmaya çalışacağım. Ya da saldıracağım. Saldıracak, benzer bir benzer bir hasarı vermeye çalışacak yani. Şey diyordum. Bir Protoss Terran'a karşı oynuyorsa Robo'dan gelecek, Robotix Bey'den gelecek teknoloji, iki tane Colossus Disruptor şeye karar vermesi gerekiyor. Bio mu gidiyor bu Terran, Mac mi gidiyor? Bio gidiyorsa Colossus, Mac gidiyorsa genel olarak Disruptor daha efektif denilebilir. Şu anda War Prism'den Colossus droplar, Colossus Micro. Tabii işte War Prism'in güzelliği bu. Eğer ki mikrosunu yapabiliyorsan, bu çok üst seviyelerde yani, Diamond ve üstü, mikrosunu yapabiliyorsan bütün ünitelerin sanki Blink varmış gibi davranıyor. Anladın mı yani? Şey gibi yani, normal Blink Stalker vardır. Bu acayip yani, hani şu anda Zealot'a Blink yaptırıyor yani, anladın mı? Hani şu anda bu acayip bir şey yani. Geçen ben hangi oyunda gördüm? Bir oyunda gördüm, bilmiyorum. Bir tane şey yapıyordu. ZWT'de gördüm. Viper'la Ghost'ları abduct ediyordu. Ghost'lar yani, anladın mı? Hani Thor'u abduct etmek başka bir şey. Ghost'u abduct etmek. Nasıl bir accuracy'm var? Mouse şeyim var yani. Şu anda Showtime'dan güzel bir pressure geliyor. Diyor ki, dedi ki yani ben bu hasarı vermem lazım diyor. Şu anda arayı kapatmaya çalışıyor. Aynı zamanda bu bir all-in. Farkında mısınız bilmiyorum. Hiçbir üretim yok şu anda. Probe üretimi de yok. Probe yapmıyor. Showtime bunu kazanacak ya da oyundan çıkacak. Son dakikaya bir daha bakmak istiyorum. Son hata tekrar. Bir çektiğim için şey yapamadım. SCV'lerle şey yaptı. Tank geldi. Zaten Colossus kaybetti ve Colossus kaybettikten sonra artık yapacağın hiçbir şey yok. Viking de var çünkü burada. War Prism de engellenecek. Artık yapabileceğin hiçbir şey yok. Kaybettin. Evet. Ve Clem Showtime'ı 2-1 alıyor eleme maçlarında. Güzel bir seriydi. Gerçekten güzel bir tercihti yani. Acayip hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Böyle şeyleri görmek istiyorsanız like edin, subscribe olun. Ki haberiniz olsun böyle şeyler koydukça. Onun dışında twitch.tv/lambacd'deyiz. Burada hafta içi her akşam takılıyoruz. Kalkınız, geliniz, buyurunuz, takılalım. Haydi görüşmek üzere. Bir sonrakinde görüşelim. Bye bye.